Menekşe, eski işine tekrar hoş geldin. Pek sayılmaz Sevinç Hanım. İhsan Bey'e söylediklerimi düşünsenize. Bu defa beni çok fena kovdu. Ama gerçek sebebini öğrenince kesin tekrar işe alır. Yok, bu defa dozunu fazla kaçırdım. Nasıl kaçırdın? Parfümüyle dalga geçtim. Horlamasıyla dalga geçtim. Yapmadığın şey değil ki. Askerliyle de dalga geçtim. Buna da alışık. Berbat bir kuru temizlemeci olduğunu söyledim. Metroya biniyorsun, Mecidiyeköy'de iniyorsun. Oradan da çift biletle Erenköy otobüsüne. Ama ben bu defa kendim kaşındım. Peki özür dilemeyi denesen? Aslında olabilir. Yani aslında İhsan Bey iyiliksever, hoşgörülü bir insandır da... ...hani biz bunu fark etmemişizdir. Olabilir. Metro ile Mecidiyeköy'de değil mi? Oradan da çift biletle Erenköy otobüsüne. En iyisi gidin bir veda çay yapayım bari. İhsan, hoş geldin. O Menekşe denen yaratık beni öyle delirtti ki... ...dükkanın anahtarlarını almadan çıkmışım evden. Kimin bu bavullar? Menekşe'nin. Menekşe'nin. Sakin ol, dinle beni. Bak şimdi, Fatma kendine yeni bir iş buldu. Denize bakıcılık yapacak. Bu durumda Menekşe'yi tekrar işe almamız gerekiyor. Hayatta olmaz. Onu işe almaktansa... ...seni iki büklüm yerlerde temizlik yaparken seyrederim daha iyi. Sağ ol İhsan, çok düşüncelisin. Rica ederim. Menekşe'nin sana o sözleri söylemesinin tek nedeni vardı. O da kendini sana kovdurup... ...Fatma'nın işsiz kalmasını engellemek. Sevinç, o bundan zevk aldı. Gözlerindeki parıltıyı gördüm ben. Eğer Menekşe hiç tanımadığı biri için bunu yapabiliyorsa... ...sen Menekşe için çok daha fazlasını yapabilirsin. Benim kuru temizlememle dalga geçti Sevinç. Sen ne takıldığın şeye bak. Onu işe alırım ama bir şartla. Benden özür dileyecek. Tamam. Ama adam gibi özür dileyecek. Bundan emin olabilirsin çünkü bu işe çok ihtiyacı var. Dur bir dakika. Ne dedin sen? Bu işe çok ihtiyacı var dedin değil mi? Tabii ya. İşte şimdi elime düştü. Yıllardır beklediğim fırsat elime geçti. Ne fırsatı? Onu dizlerinin üstüne çökürtüp yalvartma fırsatı. Dizlerinin üstüne çökürtüp salya sümük yalvartacağım onu. Saçmalıyorsun İhsan. Sen bunun ne demek olduğunu bilemezsin Sevinç. O yıllarca benim elimden kurtuldu. Ama bu sefer çaresizce elime düştü. Nihayet beklediğim fırsat elime geçti. Allah'a şükürler olsun. Zenginleri sevdiğini biliyordum zaten. Nerede o? Nerede? Mutfakta. Sen bittin Menekşe. İhsan, bu yaptığın çok çirkin, aşağılık bir şey. İltifatlarını sonraya sakla Sevinç. Şimdi benimle gel. İleride torunlarını anlatacak bir ibret sahnesine şahit olacaksın. Gel. Hoş geldiniz İhsan Bey. Hoş bulduk Menekşe. İhsan Bey ben... Baba bir dakika, yok öyle langadan lafa girmek. Söyleyeceklerin hepsini unut. Burada ne söyleneceğine ben karar veririm. Şimdi duyduğuma göre senin işe ihtiyacın varmış. Hayır, varmış diyorum çünkü sana belli ki bir güzellik yapabilirim. Eğer tabii gerçekten istiyorsan böyle bir güzellik yapabilirim. Şimdi istediğini biliyorum. Çok istiyorsun, istemeden duramıyorsun. Benim de gönlüm seni işsiz güçsüz bırakmaya el vermiyor. O yüzden diyorum ki seni işe almadan önce bana ve zevceme hafiften yalvarma durumlarına geçsen diyorum. Ne dersin? Yalvarmak mı? Evet. Onu erteleyelim şimdilik. Oraya geleceğim sonra. Öncelikle başka bir şey söylemek istiyorum. Mesela... Bu evde tekrar işe kabul edilmeyi istiyorsan bazı görevlerine özen göstermen gerekiyor. Görev derken şunu kastediyorum. Mesela evdeki bütün pencereler. Her gün yıkamanı istiyorum. Mümkün değil. İki günde bir. Haftada bir. Olmaz. Ayda bir. Belki. Ha güzel. Düştün tuzağıma. Gelelim demin bahsine ettiğim şu yalvarma meselesine. Unuttuğumu sandın değil mi? Safım benim. Var mı bende öyle göz? Bir an bile aklımdan çıkmadı. Bu evde tekrar işe kabul edilmek istiyorsan... ...dizlerinin üstüne çöküp... ...yalvaracaksın bana. Unutun gitsin. Tek dizinin üstünde. Aa. Oturarak. Hayır. Ya en azından lütfen de. Hayır. Ya lütfen de. Bu siz için bu kadar önemli mi? Çok önemli. Ne istersen yaparım. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki... Maaşıma %20 zam. Tamam. Haftada 2 gün izin. Tamam. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Bu mu yani? Hepsi bu mu? Hepsi bu.
Siz kazandınız İhsan Bey. Ha, kazandım seni. Sonunda başardım. Sazanım benim. Nasıl düştü tuzağıma? Topla şunun parçalarını yerden Sevinç. Sazan. Gözlerimle görmesem hayatta inanmazdım. Nasıl becerdin bunu Meneş? Her zaman söylerim. Bir erkekle baş etmek onunla dans etmek gibidir. Kendinizi onun yönlendirmesine izin verirseniz... ...sonunda seni senin istediğin yere götürür. Sazan.